Selamünaleyküm. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hayırlı pazarlar, hayırlı hafta sonları. Allah sağlık sıhhat versin. Hani diyorlardı ya, Ocak, Şubat, Mart ayında otomobil satış rekorları kırıldı. Nisan ayında da kırılacak. Abi sen ne söylüyorsun diye. Biz satış rakamları açıklanmadan bir hafta önce bir yayın yaptık. Dedik ki otomobil satış rakamları açıklanacak, düşük gelecek. 80 ile 90 bin arasında bir satış rakamı bekliyorum dedim. Ama bu rakam daha da düşük geldi. 76 bin civarında bir satış rakamı geldi. Hani ne oldu arkadaşlar? Pazarda daralma olmayacaktı. Otomobil satışları rekor kıracaktı. Otomobiller satılacak. Önümüzdeki aylarda neler olacak onu da videonun içinde size anlatacağım. Sizden tek istirhamım, kanalıma abone değilseniz abone olmanız. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İlk önce otomobil satış rakamlarından başlayalım. 20 ay sonra otomotiv satış rakamlarında ilk kez bir daralma oldu, bir düşüş oldu. Geçen yılın aynı ayına göre şu andaki satış rakamları %22,3 azalarak 75.919 olarak açıklandı. Bu da şu anlama geliyor. Ağustos 2022'den bu yana ilk defa pazarda bir daralma oldu. Şimdi satış rakamlarındaki satılan birinci, ikinci, üçüncü otomobillere baktığımızda önümüzdeki ayın habercisi olarak da bize otomobil satış rakamlarını belirtmiş oluyor. Birinci sırada Renault, ikinci sırada Fiat, üçüncü sırada Chery. Chery üçüncü sırada ve satış rakamlarını artıran tek marka oldu. Bu da hala engelli muafiyetiyle satış rakamlarının yüksek olduğunu, yine SUV tarzı araçların içinde en çok tutulan aracın da Chery olduğu anlamına geliyor. Fakat bu önümüzdeki aylarda devam eder mi? Devam etmeyecektir arkadaşlar. Önümüzdeki ayda da yine satış rakamları düşecek anlamında ve düşmesi gerekiyor. Çünkü bakın, vadeli mevduat faiz oranlarının şu anda çok yüksek olması, yine otomobil almak isteyen filo firmalarının otomotiv alırken verdiği kredi faizlerinin çok yüksek olması, otomobil kiralama oranlarının ve fiyatlarının düşük olması da bu otomobilleri sıfır olarak almayacağı anlamına geliyor. Birçok filo firması da önümüzdeki aylarda piyasaya otomobil sürecektir. Piyasada otomobil bolluğu yaşanacaktır. İkinci el piyasa. Şimdi gelelim bir diğer konuya. Galericilerin çoğu kiralamacı oldu. Pandemi döneminde otomobil fiyatları çok yukarıya doğru giderken birçok esnaf olsun, birçok farklı meslek grubundan olan arkadaşlar bu otomobil piyasasına girdi. Çünkü burada çok büyük karlılık oranı vardı, çok büyük karlar vardı ve birçoğu da kredi çekerek otomobil almaya başlamışlardı. Şimdi gelelim bugünkü durumumuza. Bugünkü durumumuzda krediyle dönen esnaf şu anda elindeki otomobilleri satıp ya borcunu ödemek zorunda ya da birçok esnaf şu anda otomobilleri satarak vadeli mevduata dönüp buradaki paydan, pastadan yararlanmak istemekte. Çoğu galerici esnafı da, gidin arkadaşlar İstanbul'da şöyle bir araştırma yapın, ilanlara bir bakın, birçoğu da kiralama işine girmiş durumunda. Yani kiralama işini devlet araştırıyor mu? Herkes bu kriterlere uygun olarak bu işi yapıyor mu? Buna da dikkat etmek gerekir. Çünkü ikinci el piyasasında otomobil satamayan esnaf yüksek fiyattan otomobillerini ilana koyup onları kiralamada şu anda kullanmakta. Bu da bence ikinci el piyasasında bir manipülasyona yol açmakta. İkinci el piyasasında otomobil fiyatlarının düşmesi gerektiği anda onların yazdığı yüksek fiyatlar yüzünden şu anda sarı sayfalardaki araç fiyatlarının çok yüksek gözükmesi ve fiyatların düşmemesi anlamına geliyor. Bu bizim bir araştırma konumuz olacak. Biz bunu ilerleyen günlerde yine bakacağız. Bu kriterler neler? Kiralama işi yapan esnaf acaba bu işi bu kriterlere uygun mu yapıyor? Bunu da daha ilerleyen günlerdeki videolarımızda size anlatmış olacağız. Şimdi İkinci el ile sıfır arasındaki makas açılıyor. Önümüzdeki yaz ikinci el artar mı? Bu kriz daha önceki dönemlerde hep kış ayına denk geliyordu arkadaşlar. Şu anki kriz yaz ayına denk geldi. Normal şartlarda baktığımızda kış ayına denk geldiğinde piyasada otomobil satılması gerekiyordu. Çünkü kiralamanın olmadığı bir dönemdi. O yüzden de otomobil satıldığı için de piyasada düşüş yaşanıyordu. Şimdi herkes şunu söylüyor. Otomobiller yaz ayında rağbet görecek, kiralama rağbet görecek ve insanlar yaz tatilinde, otomobil bayramda tatilinde otomobil kullanmak isteyecek. Bu yüzden de otomotiv fiyatları düşmeyecek diyorlar. Ama yaz ayına geldiği için bunu söylüyorlar. Biz hala bunu iddia ediyoruz ki otomotiv fiyatları reel olarak yine düşüş yaşamak zorunda. Diğer emtialara baktığımızda otomotiv fiyatları enflasyon oranlarının altında kalmak zorunda. Neden? Bakın arkadaşlar,
Filo firmaları ellerinde birçok otomotiv var. Bunları kredili olarak aldıysa bu araçları satmak zorunda. Çünkü şu andaki mevduat oranları çok yüksek. Mevduat oranlarının çok yüksek olması da bir daralmaya gitme ihtiyacı görecektir. Bu daralma da ikinci el piyasasındaki otomotiv satışlarının ve otomotiv fiyatlarının düşmesine, araçların çoğalmasına yarayacaktır. Şimdi sıfır otomobil fiyatları yüksek. İkinci el otomobil fiyatları düşük. Bizim alım gücümüze göre yüksek ama şu anki piyasaya göre düşük gözüküyor. Çünkü 1 milyon 300 bin TL'lik bir otomobil şu anda ikinci el piyasasında 1 milyona 2 yaşındaki bir otomobili alabiliyorsunuz. Normal şartlarda bu otomotivin fiyatı 1 milyon 100-150 olması gerekiyor. Şu anda açılan pazardaki daralmadan dolayı açılan bir makas var. Bu makasın da kapanması gerekir. Ama o şu an değil arkadaşlar. Şu an bu makasın kapanması imkansız. Birincisi %45, %50, %60, %70 ÖTV diliminde tekrar otomobillerin olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi faizlerin düşmesi gerekiyor. Otomobillere ulaşmanın kolay olması gerekiyor. Çünkü şu anda insanlar otomobil alamıyor. Kredi çekmek çok zor. Krediye ulaşmak çok zor. Bu iki kriter olduğu süre içerisinde otomotiv fiyatları yukarıya doğru çıkacaktır. Bu da ikinci elde sıfır otomobiller şu anda rağbet görmeyecektir. Çünkü sıfır otomobil fiyatları ikinci el piyasasına göre yüksek durumda. Hatta bir arkadaşım şöyle bir mesaj atmıştı. Hyundai i20'de 40.000 TL'lik bir liste fiyatının üzerinde düşüş var. Bu da önümüzdeki günlerde sıfır otomobil fiyatlarının tekrar kampanyalarla düşürüleceği anlamına geliyor. Son olarak sıfır araç satışları açıklandı. Biz bunu bir hafta öncesinde söylemiştik. Şimdi bir tahmin yapalım dedik. Önümüzdeki aylarda sıfır araç piyasasında ne olur? Sıfır araç piyasasında Ocak, Şubat, Mart aylarına baktığımızda engelli muafiyetiyle ve filo firmalarının aldığı araçlarla o dönem satış rekorları kırılmıştı. Bu satış rekorları fiyatların düşük olduğundan dolayı kırılmıştı arkadaşlar. Fiyatlar şöyle düşüktü. O zaman bayilerin elinde 2023 model araçlar vardı ve bunların maliyetleri çok düşüktü. Hatta daha bundan 20 gün öncesinde 1 milyona Megane araçlar satıldı kampanyalı. Şu anda baktığınızda bu araçlar 1 milyon 200-1 milyon 300 civarında olan araçlar. İşte o zamanlarda filo firmaları kredilerin yüksek olmasına rağmen ikinci eldeki 2022 model araçlara yakın olan bir fiyattan bu araçları toplamışlardı. Ve engelli muafiyeti limitinde olan araçları da engelli muafiyetinden almak isteyen yani arkadaşlar da bir rağbet oluşturmuşlardı. Çünkü daha önceki 2023'ün 6. ayından sonra otomobil alamamışlardı. Bu pazarın genişlemesine, buradaki bekleyişin 6 ay sürmesine sebep olmuştu. Bundan dolayı da Ocak, Şubat, Mart ayında bu satış rekorları kırıldı. Şu anda filo firmaları dahi indirimli araç alıp elindeki araçları satıp yerine otomobil koyamıyorlar. Aradaki makas büyük. Makasın büyük olması da sıfır otomobillere filo firmalarında rağbet oluşturmayacağı anlamına geliyor. Yine engelli muafiyetiyle ilgili de birçok araç limit dışına çıktı ve araç almak isteyen arkadaşlar da zaten araçlarını almış oldu. Biz önümüzdeki ay satış rakamlarının tekrar düşeceğini, satış rakamlarının düşmesiyle birlikte birçok otomobilin piyasaya gireceğini, bu otomobillerin piyasaya girmesiyle de birlikte reel düşüşlerin yaşanacağını tahmin ediyoruz. İkinci elde otomobil fiyatları yukarıya çıkıyor. Abi sen ne anlatıyorsun? 500 bin TL'nin altındaki. Yani 6 aydır ben bu konuyu anlatıyorum. 6 aydır beni dinlemeyip benim videolarımı tamamına bakmadan bu konuları bana tekrardan yazan arkadaşlara tekrar söylüyorum. 500 bin TL'nin altındaki otomobillerin fiyatları düşmüyor. Hatta bu otomobillerin fiyatları ağır hasarlı, pert kayıtlı olsa dahi bu fiyattan satılmaya çalışıyor. Çünkü bu fiyat aralığında olan otomobiller sürekli piyasadan çekiliyor, satılıyor. Çünkü alım gücü insanların kredi çekmeden burada yoğunlaşmış durumda ve de bu araçların da devamı olmadığı için buradaki araçların fiyatı hiç düşmüyor. Ben bunu 6 aydır anlatıyorum. Buradaki fiyatlar düşmez arkadaşlar diyorum. Hatta şöyle bir bakın, 700-800 bin TL fiyat aralığındaki araçlara bakın. 2022-2021 Taliant otomatik alabiliyorsunuz ama Opel Astra'nın atıyorum 2014 modelini bu fiyattan satılıyor. İşte bu fiyat dengesizliği otomobil fiyatlarının düşük modelli araçlarda daha yüksek olmasına sebep oluyor. Bu da sarı sayfaların fiyatları belirlemesi, sarı sayfalarında bu konuda belirleyici olması, herkes buradaki fiyatlara göre bir fiyat oluşturması da
bu araçların fiyatlarının yukarıya çıkmasına sebep oluyor. Yani biz konuyu kısaca özetlemek gerekirse, önümüzün yaz olmasına rağmen şu anda pazarda daralma başladı. Bu da önümüzdeki ayların daha sert geçeceğini gösteriyor. Pazardaki daralma devam edecek. Sıfır araç satışları rakamları düşecek. Burada kampanyaların olması bekleniyor. Nasıl işte Hyundai'de bir kampanya varsa şu an, önümüzdeki günlerde diğer bayilerde, diğer markalarda kampanyalar yapacaktır. İkinci el piyasasına filo firmaları tarafından araç sürülürse buradaki araç fazlalığı da ikinci el piyasasında %10 bir düşüşe sebep olacaktır. Bakın arkadaşlar, bu %10'luk düşüşün haricinde çok büyük düşüşler beklemeyelim. İkinci el piyasasındaki bu %10'luk düşüşün haricinde de çok büyük beklentilere girmemek gerekiyor. Ama şu an nakitin kral olduğu bir dönemdeyiz. Otomobil almak mantıklı mı derseniz, bence otomobil almak mantıklı değil. Biz yayınlarımızda piyasanın yönüne göre size bilgileri vereceğiz. Otomobil almak mantıklı hale geldiğinde de yine yayınlarımızda size bildirmiş olacağız. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone olup bize destek olmanız. Biz de bu konuları araştırıp sizler için bu videoları hazırlamaya çalışıyoruz. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzde olsun.